Sevgili mavi kadınlar, bugün 10 Mart balık yeni ayından bahsediyor olacağız. Önce yeni aylar hatırlayalım. Yeni aylar neydi? Yeni aylar yeni başlangıçlar demekti. Balık burcunda gerçekleşen bu yeni ay Uranüs etkili olacak. Güzel sürprizlere hazır mısınız? Balıkta olması da aynı zamanda kalbimizden geçenlere, ruhumuzdan geçirdiklerimize, isteklerimize odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Belki de gerçek olacaklar. Aynı anlarda gökyüzündeki Plüto Merkür açısı da güzel fikirler üretebilirsin diyor. Haydi şimdi burçlara ve yükselen burçların etkilerinden bahsedelim. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, tam bir şifalanma zamanı. Yani meditasyon yapın, dua edin, dileyin, yazın. İşinizden ne geliyorsa onunla ilgili böyle minik ritüeller yapmak da size iyi gelecektir. Koçlar, bu yeni ayda biraz içe dönün, biraz ruhunuzu dinleyin. Aynı zamanda parasal anlamda sorunlarınız varsa da güzel sürprizler bu yeni ayda size gelebilirler. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar, sizin için sosyalleşme zamanı. Farklı ortamlar, yeni insanlar, yeni arkadaşlıklar, yeni dernekler, belki hayallerinizle ilgili adım atma, plan yapma zamanı. Lütfen kalbinizden geçen şeylere dikkat edin çünkü gerçekleşebilirler. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler, tam bir kariyer zamanı sizin için. Yani kariyerinizle ilgili adım atmak için, başlangıç yapmak için, talep etmek için, kalbinizden kariyerinizle ilgili güzel şeyler geçirmek için çok doğru bir zaman. Aynı anlarda gökyüzündeki Uranüs açısı da size güzel sürprizler getiriyor olacak. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler, tam bir seyahat, eğitim, iletişim, farklı insanlarla buluşma zamanı. Belki sizden çok farklı, sizden çok daha değişik, size ama çok şöhretecek insanlarla bu dönem karşılaşabilirsiniz akademik anlamda. Yine yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa bu dönem tam olarak doğru zaman. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar, bu yeni ay size diyor ki dönüşüm zamanı aslanlar. Hem dönüşeceksiniz hem de yatırımlarınız, krediler konularınız varsa, sigortalarla ilgili konularınız varsa bu konularda çözüm zamanınız olarak düşünebilirsiniz. Adım atmaktan geri durmayın. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar, bu yeni ay tam bir ilişki ve ortaklık zamanı. Yani yalnız olanlar için dileyin, kalbinizden güzel şeyler geçirin. Belki de karşınıza çıkacak. İlişkisi olanlar için ise tam bir karar verme zamanı olarak düşünebilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, bu yeni ay bütün rutinlerinizi tekrar gözden geçirme zamanı. Hayatınızda ne zorluk çıkarıyor, ne sizi zorluyor. Belki rutinlerde yeni yardımcılar bulmak, sizi zorlayan şeylerle ilgili kararlar vermek, yeni bir iş bulmak, yeni bir uğraş bulmak çok mümkün görünüyor. Sağlıkla ilgili de güzel adımlar atılabilir. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, sevgili akrepler, aşk zamanı. Oldukça güzel bir etkisi var bu yeni ayın. Sizin için, yalnız olanlar için aşkla buluşma zamanı, ilişkisi olanlar ya da evli olanlar için de çocuk zamanı olabilir. Güzel bir yeni ay, kullanın bunu derim. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar, hanenizle ilgili karar verme zamanı. Yani taşınmak, evi değiştirmek, evde güzelleştirme yapmak, aileyle ilgili konuları çözmek, aileyle ilgili kararlar vermek ama böyle gerçekten şifa niyetine kararlar vermek çok mümkün. O yüzden bu konularla ilgili sorunlar varsa biraz ruhunuza sorun, biraz kalbinize sorun, biraz rüyalarınıza sorun derim ben. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sevgili oğlaklar, bu yeni ay tam bir seyahat etme, yeni eğitimler alma, yeni insanlarla tanışma, ticaretle uğraşıyorsanız bu konularla ilgili adım atma zamanı olabilir. Oldukça güzel bir yeni ay, içinde şifası olan bir yeni ay. O yüzden bunu böyle kullanın derim ben. Yine kardeşleriyle, arkadaşlarıyla sorunlar olanlar için de bu dönem güzel çözümler bulunacak. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, bu yeni ay sizin için parayla ilgili kararlar vermek, yeni bir iş bulmak, parasal konularda çözüm üretmek için oldukça güzel bir zaman. Balık burcunda oluyor olması ise size diyor ki dileklerini bir kalbinden, bir aklından, bir zihninden geçir. Gerekiyorsa da yaz. İnanın işe yarayacaktır. Parasal konularda çözüm geliyor gibi görünüyor. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, bu yeni ay ya yükseleninizin üzerinde ya güneş burcunuzun üzerinde. O yüzden de sizin için tam bir şifa zamanı. Hayatınızın geneline yansıyan kararlar vermek için, talepte bulunmak için, dilemek için, istemek için bu yeni ayı kullanın derim ben. Oldukça güzel, oldukça şifalı, oldukça bereketli bir yeni ay. Umarım kalbinize de, hayatınıza da iyi gelir. Bütün burçlardan bahsettik. Sevgili mavi kadınlar, oldukça güzel bir yeni ay. Kullanmanızı öneriyorum ama dediğim gibi biraz kalbe dönme, biraz ruhu dinleme, biraz şifalanma zamanı. Umarım herkesin yarasına şifa olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.